diyelim. Fast foodlar açıldı. Çocuklarımız cips yiye yiye aptal oldular. Gerizekalı şaşı. Doğacak çocukları sakat doğacak. Ve bundan dolayı obez oluyorlar. Obez aslında nedir biliyor musun? Bir viral bir enfeksiyondur ve kanser virüsüdür. Bir gün bağışıklık sisteminiz çöktüğü zaman, bunu açıklamıştır ilgili uzmanlarımız, sitemizde var bunlarla ilgili. Sağlık kanalımız var bizim. Her dalda ilgili profesörümüzü ve doktorumuzu, uzman kişimizi konuşturuyoruz. Bugün obez bir salgındır. Çözülmezse ileride kansere varan sıkıntılara yol açar. Ve bir gün bağışıklık sisteminiz düştüğünüzde en zayıf yerinizden sizi yakalar. İşte bir gün mide kanseri, bir gün bağırsak kanseri, bir gün tiroid kanseri veya pankreas kanseri diye karşınıza çıkabilir. Tamamen bu sağlıksız beslenmedir. İşte bunun sebebi de dünyada ilk defa biz ortaya koyduk. Bakın şu an bir döner salgını var dünyada. Övünüyoruz bununla da. Ama asla övünmeyelim. Bu ülkede büyük ihanetler yapılıyor. Bakın burada gösterdiğimiz gibi 12 kiloluk 55 santim boyundaki tüysüz tavuklar, yavruları bile Kim 1,5 kilo. üretiyor hocam? Bunlar geni değiştirilmiş, İsrail tarafından üretilmiş, kanuni ruhsatlı. Ama bunları ne oldu bizim Denizli orozumuz yok şimdi. Neye çıktı kuş gripleri? Ne oldu ki? Denge bozuluyor tabiatın Yani dengesi. Denizli valimiz Mustafa Malay, değerli dostum, söyledi, ben tavuklarımı öldürmüyorum dedi. Öldürmedi, öldü mü kendisi, ölmedi. Çok önemli. Şimdi bunlar bir oyun mudur? Bunları araştırmak lazım. Sadece bu değil. Bunun dışında şimdi bize yediriyorlar. Bakın dediniz, kültür mantarları yediriyorlar. Bakın hiçbir enerji boyutu yok. Değerli seyircilerimizin çok iyi dikkat etmesi gerekiyor bu konuda. Şimdi çocuklarımıza en ucuz 1 milyona kültür mantarı satılıyor. Toplam 700 bin lira. Şimdi ben soruyorum değerli düşünen insanımıza. Taksim'de tuvalet 1 milyon lirayken 700 bin liralık mantar ne işe yarar? Kirleyen fotoğraf tekniğiyle görüntüledik, hiçbir enerji boyutu yok bakın. Kızartılmış patatesin hiçbir enerji boyutu yok bakın. Fareye yediriliyor 7 tane. 7. yiyişinde fare karaciğer yetmezliğinden ölüyor bakın. Şimdi biz bunu çocuklarımıza yediriyoruz bakın. Mevsiminde yenmeyen meyveler dedik. Açmışken gösterelim Hocam burada. onu da söyleyeyim. Mevsiminde yenmeyen meyveler ve sebzeler. Sebzeler Evet. kesinlikle, yani şimdi adam yazın portakal suyu içiyor. Öçtük, hiçbir enerji boyutu yok. Kışın domates yiyor. Domates, yani domates, şimdi bunların da hepsi görüntülendi. Yani bu kitap niye 74 baskı yaptı? İşte bunun için hangi bitkiyi hangi bitkiyle yiyeceksiniz? Şimdi asitli bitkiyi bazla yerseniz, mesela etle makarna karbonhidrattır. Proteindir et. İkisini yerseniz, ki etli makarna, etli pilav yenir, çok yanlıştır. İkisi karışamaz. Bir de arkadan künefe yerseniz şeker Hayda. yanma yapar. Böyle yaşamıyor muyuz biz? Evet. Garson sizi görür, öğürmeye başlarsınız. Şekeri de yediniz ya. Hemen bir de soda vereyim der size. Sodayı da içtiğiniz zaman ne olur? Geceleri tabii buğul buğul terlersiniz. Sabahleyin yastığı sıksanız su çıkar. Ve sabahları sopa yemiş gibi kalkıyor benim insanım. İşte sağlıksız beslenme çok önemli bir şeydir bu. Her şeyi mevsiminde yiyeceksiniz. Yaratıcı adildir. Bir de bulunduğumuz coğrafyanın, bölgenin sebze ve meyvesini yemek. Kesinlikle Evet. bize Çin'in ginsengi lazım değil. Evet. Yani kesinlikle ben bunu burada söylemek istiyorum. Bizim adam otumuz var, yer elmamız var. Bize efendim aloe vera lazım değil. Bizim sarı sabırımız var. Sarı basır dediğimiz bir bitkidir. Yani Karadeniz'de muz yemesi de olur. Yani yemesin, ona Yemesin. karşılık orada üretilen bir bitki var. O da İç Anadolu'da yoktur. Yaratıcı adildir. Herkese ihtiyacını vermiştir. Evet. Yani bunun içindeki bakın muadil maddeler vardır. Etken maddeler. Yani ette protein var da fasulyede yok mu? Evet. 7 kat fazlası var. Yani C vitamini hem portakalda var, İç Anadolu'da olmayan da marulda da var. Evet. Yani bunun dışında yine C yoğunluğu olan kuşburnu her yerde var. Portakala göre 40 kat daha fazla C vitamini var içinde. Dünyanın her yerinde gülün tohumu, Muhammedi olmasının hikmeti. Evet. Kuşburnuyla insan neslini kurtarabiliriz. Bakın şu anda Yozgat'ta organik arazilerimiz var. 450 bin ağaç kuşburnu diktik. 50 bin ceviz, 50 bin badem. Ürettiğimiz bütün ürünleri Türkiye'de istihdam ettiriyoruz. Bu ülkenin en büyük tehlike yurt dışından gelen malzemelerdir. Evet. Bakın nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, manyetik alanların veya radyoaktif maddeler yüklü mü? Şimdi aktarlarımızda da bitkiler var bakın. Ama bu bitki nereden gelmiş? Yani bir ısırgan tohumu. Çok etkili, kansere karşı etkili. Ama sen bunu Suriye'den ithal ettiysen, savaş bölgesinden, iyi olacağı yerde Radyasyon. zararlı olursun Radyasyon. mesela. Şimdi bu çok önemli.
İşte onun için bütün bunların bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinin Avrupa'da, Amerika'da ve Rusya'da olduğu gibi bitkisel droplarla ilgili çok yeni düzenlemeler yapması lazım. Zaten Avrupa Birliği uyum programlarında bunlar var. Bu Necip milleti de Amerika'da, ben doktoraüstü yapmaya gittiğimde her mahallesinde bitkisel drop satan yerler vardı. Avrupa'da reform ağızlar vardır. Yani benim ürettiğim şu kaparinin, zencefilin 50 çeşidini satıyor. Suyunu, kokusunu vesairesini. Ben sadece hapını yapabildim. Teknoloji yeterli değil, kanunlar yeterli değil. Ben bunun reçetesini yazamıyorum, kullanışını yazamıyorum. Niye faydalı olduğunu yazamıyorum. Bakın bunlar çok önemli. Hmm. Ama Avrupa'da bununla ilgili ihtisaslaşmış satış dükkanları var. Rusya'nın her mahallesinde bitkiyle tedavi, sidikle tedavi hastanesi var. Nasıl sidikle mi? Sidikle tedavi hastanesi var. Efendim bunlar hepsi bilimseldir. Avrupa'da 54 tane sülükle tedavi merkezi var. Benim arkadaşım ekibimin içinde Doktor Suat Arusan, kendisi ki mütehassıstır, çocuk mütehassıstır, şu an Kıbrıs'ta çalışıyor. Neden? Ziya Özel gibi, o da ülkeyi terk etti. Zaten biraz bir sıkıntı duysak biz de Kanada'ya gidip yerleşeceğiz. Acaba bunu mu istiyorlar? Bu devlet mutlaka bu tedbirleri alıp bu Necip milletin, bu Cihangir evlatlarını en azından beslenme yönünden mangurtlaştırmadan, konsantre ürünlerin olumsuz etkilerinden kurtarması lazım gelir diye düşünüyorum. Hocam çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Ben saatlerde birdenbire ilerliyor ama bir de şeyi soracağım size. Bir kitabınızda mı okumuştum veya bir yerinizde okumuştum. Bir insan normalde bir ekmek alırken işte röntgenini çekmişsiniz kolun. Damarlarda bir gelişme olmadığını gözlemliyorsunuz. Fakat birisine yardım ederken veya sadaka verirken oradaki damarının genişlediğini gösteriyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bunu biraz izah eder misiniz? Bakın şimdi Ahmet Maranki konuşmaz. Benim söyledim. 227. konferansımı verdim. Dün Kağıthane nikah salonundaydık. Oturacak yer yoktu. Bu çok önemli bakın. Neden? Her anlattığımızı sadaka belayı def eder dediğimizde. Hadis-i Şerif, evet. Dediğimizde bu ne demek? Bunu bilimsel olarak gösteriyoruz. Sizin Allah'a en yakın anınız secde anınızdır dediğimizde, secdedeyken beyne giden taze kanı termal kamerada görüntülüyoruz. Sağ elle yiyiniz içiniz dediğimizde, sağ elle yediğinizde hücrelerinizin ritminin arttığını, sol elle şeytan yer içer dediğimizde de, bu el eksi eldir, suyu tuttuğunuzda içindeki proton iyileri emdiğini, onun elle yediğinizde hücrelerinizin çalışmadığını ekranda görüntülüyoruz. Müthiş bir şey hocam. Bakın bilimle dini ayırırsanız hurafat çıkar. Evet. Bugün ülkemizde ve dünya İslam'ında olduğu gibi. Bilimle dini bir araya koyduğunuzda güzellikler çıkar ve baş üstünde giderdin. Bugün baş üstünde midin? Maalesef birileri işte diyor, bir Diyanet İşleri Başkanımız veya bir müftümüz diyor ki kulağı işte yıkamak, abdest almak tansiyonu dengeler diyor. Medya yükleniyor üstüne. Neden? Çünkü izah edecek bir argüvanı yok. İlahiyat fakültelerinde bunlar açıklanmıyor. Bilimsel bir yaklaşım, bir ne tıp fakültemizin ne ilahiyat fakültelerimizin araştırma enstitüleri yok. Ben Ege'deki 9 Eylül Üniversitesi'ndeki ilahiyat fakültesinde konferans verdim. Hocalarımız dediler ki sayın dekanımıza ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Hocam çok yeni bir yaklaşım, yeni bir ilmihal yazılmalı. Avrupa'da da bu söyleniyor. Şimdi sadaka belayı def eder. Bakın bunu termal kamerada görüntülüyoruz. Niye Maranki'nin konferansları izleniyor? Bu çok önemli. Ekmek alıp para veriyoruz. Enerji alanınız, hücre ritimleriniz değişmiyor bakın. Evet. Ama Allah emretmiş 1/40, 1/10 ilmimin zekatını vermem lazım dediğinizde bir anda hücrelerinizin ritmi artıyor ve enerji aura alanınız genişliyor.